mutlu günler diliyoruz sayın seyirciler. 9 Kasım Perşembe gününün ilk yarısına yansıyan tüm gelişmelerle gün ortası haber bülteninde karşınızdayız. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Özbekistan'da temaslarda bulunuyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın temaslarına ilişkin detayları muhabirimiz Aydan Aslan bizlere aktaracak. Evet, sana iyi günler, iyi yayınlar dilerim. Dün sabahın erken saatlerinde Özbekistan'a geldi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bir takım ikili görüşmelerde bulundu. Kıbrıs konusunu görüşme yaptığı liderlere aktardı. Kıbrıs konusunda müzakere sürecinde ve Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye'nin desteğiyle yeni siyaseti aktardı. Biliyorsunuz yeni bir siyasi yol izliyor. Türkiye, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle birlikte federal zeminde bir çözümün artık mümkün olmadığını ifade ediyor ve iki devletli, iki eşit egemen devletli temele dayalı bir çözümden yana olduklarını ve bu siyasete de Türkiye'nin tam destek verdiğini ifade etti. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve uluslararası platformlarda her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı gerekçeleri ifade ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu söyledi ve bu kapsamda bugün düzenlenen zirveye gözlemci olarak katıldıklarını söyledi. Burada bir takım dediğim gibi ikili görüşmelerde bulunduğu Pakistan Başbakanı ile görüşmelerde aynı zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri ile bir araya geldi. İkili görüşmelerinde Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu ve Kıbrıs müzakere süreci hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Az önce zirve sona erdi. Zirvede yine aynı şekilde samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Gözlemci üye statüsünde bulunmuştu bu zirvede ve zirvenin ardından ise zirveye katılan liderlerle birlikte yemekte bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda geçti diyebiliriz. Yemek az önce sona erdi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kısa bir süre önce otele buraya geldi. Bugün temasları sona erdi diyebiliriz. Özel uçakla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ankara'ya dönmesi bekleniyor ve bu akşam adaya dönmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın. Dediğim gibi çok önemli ikili görüşmelerde bulundu. Kıbrıs konusuyla ilgili, Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili detaylı bilgiler aktardı ve ekonomik anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nasıl gelişebileceği konusunda, özellikle üniversiteler konusunda, özellikle turizm konusunda neler yapılabileceğini aktardı katılımcılara. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir turizm ülkesi olduğunu söyledi. Özellikle üniversiteleriyle öne çıktığını, gerek Pakistan'da gerekse Azerbaycan'dan birçok ülkeden üniversite öğrencisini ağırladığını söyledi. Turizm konusunda aynı zamanda son dönemde turistlerin de gözde yaşam merkezi olduğunu söyledi. Sadece turizm değil, yaşanılabilir bir ülke olduğu için çok fazla ilgi gördüğünü de söyledi. Emlak sektörünün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her geçen gün geliştiğini ifade etti. Dediğim gibi Özbekistan'da çok samimi bir ortamda geçti diyebiliriz. Zirve az önce tamamlandı. Zirvenin ardından liderlerle birlikte samimi bir ortamda yemek yediler. Az önce bu yemek tamamlandı. Dün akşam da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme basına kapalı bir şekilde yapıldı. Basının sadece görüntü almasına izin verildi ve herhangi bir açıklama olmadı. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu gibi yavru vatan Kıbrıs'a desteğini ifade etti. Bizler de burada ziyarette ana vatan Türkiye'nin desteğini hissettik diyebiliriz. Hemen hemen her konuda ana vatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibine yardımcı olduğu her alanda yanımızdaydı diyebiliriz. Gerek zirve öncesi, gerek zirve sonrası hiçbir zaman Türkiye Kıbrıs ekibinden elini çekmedi diyebiliriz. Her zaman olduğu gibi burada da biz Türkiye, anavatan Türkiye'nin gücünü, desteğini hissettik. Dediğim gibi zirve samimi bir ortamda gerçekleşti. Özellikle böylesi uluslararası bir platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye statüsüyle de yer alması önemli bir adım olarak ifade ediliyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanıma gelecek, detayları ondan da alacağız. Dediğim gibi zirve 16
10 ülkeden oluşan bir zirve. 10 ülkenin üye olduğu bir zirve. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformda temsil edilmesi anlamında da son derece önemli. Çünkü biliyorsunuz ambargolara, haksız ambargolara maruz kalan bir ülkeyiz. Hal böyle olunca uluslararası platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ve kendi davamızı anlatmamız son derece önemli. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar özellikle bugün yaptığı ikili görüşmelerde de Kıbrıs konusunu da detaylı bilgiler verdi ve uğradığımız haksız ambargoları aktardı. Evet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da zirve tamamlandı. Liderlerle birlikte yemek az önce tamamlandı. Şimdi ayağınız tadınızca nasıl geçti zirve? Teşekkür ederim. Tabii şimdi Taşkent'te biz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldık ama tabii biz gözlemci üyeyiz. Burada bildiğiniz gibi Pakistan, İran, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti, İran, büyük devletler ve bu coğrafyada esas merkez Orta Asya, 500 milyon fazla insanın temsil ettiği bir organizasyon. Tabii en büyük herhalde Pakistan'dır, İran'dır, Türk devletlerinin çoğu, Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti. Ve biz tabii 2012 yılında Bakü'de, Azerbaycan'da Türkiye'nin yine büyük gayretleriyle bu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci olarak katıldık. Elbette böyle toplantılara gelmek ve bizim burada temsil edilmemiz, çeşitli farklı buluşmalarla, toplantılarla Kıbrıs Türk halkının mücadelesini buralarda anlatmak bu yoğunluğun içerisinde bizim bir fırsattır. Öyle değerlendiriyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi konuşmasında izleyenler görmüştür. İnşallah bunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve diğer kanallarımızda verirler. Orada konuşmasının içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından burada temsil edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etmiştir bu şekilde. Tabii bunu hem salon hem bütün izleyenler 500 milyon kişiye hitap eden bir coğrafyada bu ifade ediliyor. Ve bunu ifade eden burada çok sevilen, çok saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ben kendisine teşekkür ediyorum. Ve böyle fırsatları değerlendirmek suretiyle Kıbrıs Türk halkının varlığını, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'taki hakkını, hukukunu ve tabii ben buradaki değerlendirmelerimde ne diyorum? Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kendi aralarındaki ekonomik ticari ilişkiler daha fazla vurgulamaktadır. Biz de en güneydeki yine bir devlet olarak, çünkü bu coğrafyanın en güneyindeki bir devlet olarak bu coğrafyadaki insanlarla tarihi, kültürel bağları olan, köklü ilişkileri olan, tarihten gelen, atalarımızdan kaynaklanan bu bağların da bize verdiği o ilhamla biz de şimdi Doğu Akdeniz'de hem Doğu Akdeniz'in Mayvatan'da doğal kaynaklar, ki buralarda da enerji ve doğal kaynaklar en önemli, bu bölgede ülkeleri birbirine bağlayan, ilişkilerinin gelişmesine vesile olan kaynaktır. Bizim de inşallah önümüzdeki yıllarda Doğu Akdeniz'de doğal kaynakların bulunmasıyla bu işbirliği içerisinde payımızı ve yerimizi alabiliriz. Bir de tabii turizm. Turizm de konuşuldu bugün. Çünkü işte bugün Taşkent'teyiz. Taşkent'te tarih fışkırıyor. Semerkant'ta tarih fışkırıyor. Bu bölge işte Orta Asya, atalarımızın buradan çıkıp Anadolu'ya gittiği ve birileri 1573'te Kıbrıs'ta. Şimdi turizm potansiyeli de önümüzdeki dönemlerde çok önemli olacak. Ve organizasyonlar var. Yani bu ülkeler kendi aralarındaki turistik faaliyetleri geliştirmesi için bir takım ciddi ajantalar işbirliği yapıyorlar. Bu ekonomik işbirliği teşkilatı içerisinde. Dolayısıyla bizlerin de turizminin buralarda duyulması, teşkilat içerisinde yerimizi almamız elbette ileride inşallah buralardan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne turist akışını sağlayabilir. Kıbrıs'tan da buralara tabii turistler gelebilir. Diğeri eğitim. Eğitimde de Kuzey Kıbrıs Türk Üniversiteleri memnuniyet vereceğiz ki buralarda biliniyor. Yani buralarda Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitelerinden mezun olan insanlar vardır ve biliniyor. Şimdi bunu da biz burada gündeme getirdik. Çeşitli farklı ülkelerden daha fazla öğrenci akışını olabileceğini, bizim gerçekten başarılı üniversitelerimizin
Evet sayın seyirciler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarda bulundu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bu noktada BRT muhabirimiz Aydan Aslan'a değerlendirmelerde bulundu. Orada yürüttüğü temaslarla ilgili olarak özellikle turizm, eğitim gibi konularda yürütülen temaslar, yapılan konuşmalar ve görüşmelerle ilgili detaylı bilgiler aktardı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Aydan Aslan aracılığıyla bizlere ve sizlere. Ve şimdi diğer haberimize devam edeceğiz. Haber bültenimizde gelişmelere bakalım. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 Türkiye raporundaki Kıbrıs bölümüne ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Avrupa Birliği'nin çözüm sürecine hizmet etmektense zarar verdiğinin artık idrak edilmesi gerekmektedir denildi. Açıklamada Avrupa Birliği'nin geçmişteki süreçlerdeki rolünün tarafların rızasıyla gözlemciliğin ötesine geçmediği, herhangi bir şekilde söz sahibi olmadığı vurgulandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporu hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularındaki bölümlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi. Her zamanki gibi gayri hukuki, gerçek dışı ve maksimalist Rum-Yunan tezlerini yansıtması, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı politikalarını görmezden gelen dışlayıcı tutumun sürdürülmesi, Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılması ise Avrupa Birliği'nin dayanışma kisvesi altında taraflı ve haksız tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin formatının adadaki iki taraf, üç garantör ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı olduğu, Avrupa Birliği'nin geçmişteki süreçlerdeki rolünün tarafların rızasıyla gözlemciliğin ötesine geçmediği, herhangi bir şekilde söz sahibi olmadığı vurgulandı. Açıklamada Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta olası bir çözüme dair Rum tezlerini kayıtsız şartsız savunmaktan ibret beyanlarının Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde ne bir değeri ne de bir bağlayıcılığı bulunduğunun ve çözüm sürecine hizmet etmektense zarar verdiğinin artık idrak edilmesi gerektiği belirtildi. İki gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günübirlik ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk Devletleri Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Zaman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanıdır dedi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu da yer aldı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 7. Gençlik ve Spor'dan sorumlu bakanlar toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modelini kuvvetle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettiği gibi zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıma zamanıdır. Türkiye yüzyılı adını verdiğimiz yeni dönem, inanıyoruz ki Türk dünyasının birlik ve beraberliğine de zirveye taşıyacaktır. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı. Bütçe görüşmelerine ilişkin haberimizle devam edelim sayın seyirciler. 2024 yılı bütçesi üzerindeki maraton görüşmeler başladı. 78 milyar 712 milyon Türk lirası olarak öngörülen 2024 bütçesi bugün Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde madde madde ele alınıyor. Dün bütçenin sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Özdemir Berobay ise kayıt dışı ekonomi ve ek mesai ödemeleri konusunda ivedi önlem alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. 2024 mali yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde görüşülüyor. Program gereği bugün ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınıyor. Ardından Cumhuriyet Meclisi bütçesi değerlendirilecek. Bütçenin sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, ana hedeflerinin mali disiplinin sağlanması olduğunu belirtti. Özdemir Berova, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürüleceğini söyledi. Bakan Berova,
2024 bütçesi hazırlanırken ve hedefler konulurken tüketici fiyatlar endeksi artışları ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını kaydederek bütçede yerel gelirlerin %98.05, yerel giderlerin ise %100.26 artış öngörüsü bulunduğunu ifade etti. Berova konuşmasında kayıt dışı ekonomi ve ek mesai ödemeleri konusunda ivedi önlem alınmasının kaçınılmaz olduğunun altını da çizdi. Mevcut vergi sistemini daha çağdaş, daha bilimsel ve daha adil bir yapıya kavuşturmak, yatırımları ve istihdamı destekleyerek sürdürülebilir ekonomik bir büyümeye katkı sağlayan uygulanabilir bir vergi sistemini oluşturmaktır. İyi bir vergi sisteminin en önemli özelliği kuvvetli, etkin bir vergi idaresine sahip olması. Toplam 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinde tasarı madde madde ele alınacak. Evet sayın seyirciler, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Türkiye'deki depremzedeler için konteyner evler inşa ettirdi. Depremzedeler yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla evlerinde yaşamaya başladı. Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu heyeti de İskenderun'a giderek depremzedelere ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi İskenderun'a uzanacağız ve Dayanışma Platformu heyetinde yer alan GİKAT Başkanı İçim Çağner Kavuklu'dan detayları isteyeceğiz. Sayın Kavuklu, sözü size bırakalım. Bizlere neler aktarabileceksiniz İskenderun'dan? Merhaba. Sayın İskenderun Kaymakamı ile birlikteyiz. Kaymakamımızın mekanında. Bugün bizim için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu için gerçekten huzura erdiğimiz ve başlangıçtan beri büyük mücadelelerle var etmeye çalıştığımız 500 konteynerimizi teslim ettiğimiz ve bunun 300 kişinin de burada konakladığını ve bu konteynerlerimizi birer yuvaya dönüştürdüğünü görmenin huzuru içerisindeyiz. Tüm destek veren platform üyelerine gönüllerinin artık rahata erebileceğini söylemek istiyorum. Şöyle ki Sayın Kaymakamlığın da destekleriyle konteynerlerimizin içerisine buzdolabı, birazcık sesim yankılanıyor, kendi sesimi duyuyorum. Siz nasıl duyuyorsunuz Sonay Hanım, bilemiyorum. Şu anda sesiniz normal şekilde bizlere ulaşıyor, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki. Dediğim gibi Kıbrıs'tan buraya geldik ve bu konteynerlerimizin birer yuvaya dönüştüğünü gördük. Çünkü kaymakamımız konteynerlerimize buzdolabı, ocak, koltuk, klima gibi ünitelerini de tamamladıktan sonra 300 ailenin yuvası olduğunu görmenin huzurunu yaşıyoruz bugün. Bizim için çok çok anlamlı bir gün. Platformumuza bağış yapan tüm gönüllülerimizin vicdanları rahat edebilir. Tabii ki biliyorsunuz ki burası Şampiyon Melekler köyü ismi verildi. Ve bu 300 aile Şampiyon Meleklerimizi rahmetle andı. Bunun da ayrı bir huzurunu yaşadık. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız bizi sıcak misafirperverliğiyle karşıladı. Ve gördüğümüz manzara, sevgi seli bizi gerçekten çok mutlu etti, çok onur etti. Biz biliyorsunuz ki 6 Şubat'tan sonra Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu olarak Türkiye'ye vefa borcumuzu ödeyebilmek adına yaşadığımız bu üzüntü,
üzüntüyü bir nebze iyi bir enerjiye dönüştürmek, bir yardıma dönüştürmek için yola çıktık. Ve büyük bir çabayla kendi ülkemizde tamamen malzemeleri kendi ülkemizdeki malzemeleri kullanarak inşa ettiğimiz konteyner evleri bugün burada görmekten çok mutlu olduk ve özellikle de bu konteyner içerisinde yaşayan insanların bize göstermiş olduğu sevgi unutulmaz da hayatımızın unutulmaz bir parçası olacak. Sayın Kaymakamıma da ev sahipliklerine dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm Kıbrıs'tan selamlarımızı ilettik. Orada kalan vatandaşlarımızın da Kıbrıs'a sonsuz selam ve sevgileri var. Efendim, aracılığınız vasıtasıyla tüm Kıbrıslı vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün onları temsilen aramızda bulunan STK temsilcilerini burada konuk etmekten büyük bir onur duyduk, şeref duyduk. Yaşadığımız felaketin ilk günlerinde bizleri yalnız bırakmayarak buraya kadar lütfedip gelen Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kıbrıs Başbakanımıza da bazı konteynerlerimiz, aslında konteyner sayımız 500 ama bir kısım konteynerlerimiz kalabalık aileleri düşünerek çok da isabetli bir kararla 2+1 biçiminde tasarlanmış. Onlara da çok vatandaşlarımızın, özellikle kalabalık ailelerimizin düşünce içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah ailelerimiz burada geçici de olsa kalıcı konutlarına geçinceye kadar huzur ve sağlık içerisinde konaklayacaklar. Bizim bu vesileyle tekrar emeği geçen herkese üzerimize düşen teşekkür borcunu iletmek gibi bir vazifemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde belediye başkanımızla beraber de bir teşekkürü yerinde ifa etmek için Kıbrıs'ı ziyaret ederek emeği geçen bütün STK'larla, bütün temsilcilerle bir araya gelmek gibi bir niyetimiz var. Aracılığınızda da onlara da tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, İskenderun'a uzanmıştık. Az önce de ifade ettiğim gibi Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nun 6 Şubat'ta meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'de evlerini kaybeden depremzedeler için ülkemizde yerli ürünlerle ürettiği konteyner evlerin inşası tamamlandı ve evlerini kaybeden aileler bu konteyner evlerde yaşamaya başladı. Bu sevindirici gelişmeyle ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz bir bağlantıydı İskenderun'dan ve yeniden haber bültenimize gelişmelere dönelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başkent Lefkoşa'da Kıbrıs Türklüğü'nün dünü, bugünü ve yarını konulu panel gerçekleştiriliyor. Panelin açılışında yapılan konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk milletinin önemli bir parçası olduğuna işaret edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Kıbrıs Türk Memur Sendikası Memur Sale, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türklüğü'nün dünü, bugünü ve yarını konulu panel düzenliyor. Panel öncesinde açılış konuşmaları yapıldı. Memur Sen Başkanı Akın Manga panelin açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü'nün Rum-Yunan soykırımına karşı direndiğini ve bugün 40 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da konuşmasında Kıbrıs Türkü'nün Türk dünyasının göz bebeği olduğuna işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layık olduğu uluslararası tanınmışlığa ulaşması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Said Yusuf da konuşmasında
Türksoy olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültürel değerini tüm dünyaya tanıtmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka göre devlet olmanın tüm aranan özelliklerini istisnasız bir şekilde taşıdığına dikkat çekerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dünyanın en sıcak jeostratejik konumunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türklerin ikinci kalesi olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmezidir. Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dedi. Başbakan Ünal Üstel konuşmasında Kıbrıs Türk'ünün dünü, bugünü ve yarını konulu panelin çok anlamlı olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'yla adaya barış ve özgürlüğün geldiğini vurguladı. Üstel, Kıbrıs konusunda Türkiye ile politika değişikliğine gittik. Bu politika sonucunda da bugün ülkemiz tanınma yolunda ilerliyor, dedi. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin özü olduğunu vurguladı. 1974'te adaya barışı Türk ordusunun getirdiğini işaret eden Töre, bize bırakılan en büyük emanet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet en büyük bayramdır, dedi. Etkinlik çerçevesinde çocuklar için Kıbrıs Türk tarihi ve fotoğraflarla Kıbrıs Türklüğü adlı kitapların tanıtımı yapıldı. 23 yılın kadın girişimcileri ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi sayın seyirciler. İş Kadınları Derneği'nin düzenlediği törende başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi. Geceye devlet ve hükümet yetkilileri de ilgi gösterdi. Yapılan konuşmalarda kadınların güçlenmesi, toplumsal alanda fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı. İş Kadınları Derneği'nin Telsim ana sponsorluğunda önce hayalet sonra cesaret sloganıyla 12.sini düzenlediği 2023 yılın kadın girişimcileri ödül töreni Bela Payız Manastırı'nda yapıldı. Gecede konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok, ekonomide var olan kadınları güçlendirmek, sayılarını artırmak, girişimci kadınları teşvik etmek, kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamda ilerlemesine katkı sağlamak, fark yaratan iş kadınlarının sayılarını toplumda görünürlük ve bilinirliklerini artırmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Türkiye Vodafone Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel de konuşmalarında tüm dünyada kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsediklerini, kadınların her alanda güçlenmesi için uğraş verdiklerini belirtti. Vodafone olarak kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliğine sağlanması için çalışıyoruz ve her anlamda kadınların yanında duruyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Bu ülkedeki özellikle son yıllarda yaşanan kadının iş gücü içerisinde daha görünür hale gelmesinde en önemli anekdotlardan biri olmuştur. Devamı için elbette ki çalışacağız. Kadınlarımızın iş hayatındaki en ücra noktalardan çıkıp en üst noktalara kadar başarısını görünür hale getirmek sadece kadınlarımızın değil, bence bu ülkedeki herkesin en önemli görevlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da kadın ve genç girişimcileri teşvik eden projeleri desteklemeye gayret ettiklerini belirtti. Bu ülkenin kadınları önündeki engeller kaldırıldığında değerli başkan çok başarılı olabiliyorlar sayın bakan. Yeter ki önlerindeki engeller kaldırılsın. Ve umuyorum kamu yönetimi de bu ülkenin kadın erkek tüm girişimcilerine sorunlara değil çözümlere odaklanarak destek olsun. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre de kadınlara yeterli ve gerekli fırsatların verilmesinin önemine işaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ciddi sayıda kadın girişimci vardır. İş yerlerinde vardır, fabrikalarda vardır, çalışan vardır, yöneten vardır, üreten vardır. Bu da bizi cesaretlendiriyor. Dolayısıyla geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Konuşmaların ardından 2023 yılın kadın girişimcilere ödülleri verildi.
Sayın seyirciler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları sendikası açıklama yaparak taleplerini dile getirdi. Açıklamada sendikanın taleplerinin dikkate alınmaması ve gereğinin yapılmaması durumunda radikal kararlar üretilerek hayata geçirileceği aktarıldı. Baysen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde 2024 mali yılı merkezi devlet yönetimi bütçe yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerin başladığını anımsatarak komitede yarın görüşülmesi planlanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesinin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimiyle istişare edilerek görüşülmesi gerektiğini belirtti. Kadrosuz çalışan personelin en büyük mağduriyetlerinden birinin de prim yatırımları olduğunu kaydeden Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanına primlerinin yatırılması gerektiğini ifade etti. Kanat, özel günlerde çalışan personel için istenen ek mesai talebinin devlet maliyesi tarafından törpülenerek bütçeye konulduğunu ve ek mesai kaleminin yetersiz kaldığını belirtti. Maliye, kurumda tam zamanlı çalışan ve sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırımları diğer geçici personele aynı oranda yatırılan 27 personele hizmet akdi yapılmasına ve ek tahsisat ödemelerine kamu mali yönetimi ve kontrol yasasını öne sürerek karşı çıkmaktadır diyen Kanat, sendika olarak taleplerinin dikkate alınmaması ve gereğinin yapılmaması durumunda radikal kararlar üreterek hayata geçireceklerini kaydetti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Azerbaycan'ın ilk radyo yayını gerçekleştirdiği gün dolayısıyla Azerbaycan'ın basın gününü kutladı sayın seyirciler. Özkurt'un kutlama mesajı Azerbaycan'ın ilk televizyon ve radyo kanalı olan AZ TV'den de yayınlandı. Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ilk radyo yayın günü kutlanıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak Azerbaycan'daki basın çalışanlarının basın gününü kutlayarak iki halkın aynı dilin farklı lehçelerini konuştuklarını vurguladı. Özkurt, Azerbaycan'daki basın çalışanlarına sevgi ve saygılarını iletti. Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Müdürü Özkurt'un kutlama mesajı Azerbaycan'ın ilk televizyon ve radyo kanalı olan AZ TV'den de yayınlandı. Azerbaycan'da ilk radyo yayınının gerçekleştiği tarih olan 6 Kasım basın çalışanlarının basın gününü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak kutluyoruz. Aynı dilin farklı lehçelerini konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sayın seyirciler, bu haberle birlikte gün ortası haber bülteninde bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine güncel gelişmelerle karşınızda olmaya tabii ki devam edeceğiz. Mutlu bir gün sizin olsun diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Üçüncü spor şurası bugün tamamlanıyor. Acapulco Otel'de devam eden şurada iki gündür çalışan komisyonların raporların okunup oylanması sabah bölümünde gerçekleştirildi. Öte yandan spor dairesi genel yönetim kurulu için seçimse öğleden sonra gerçekleşecek. Spor şurası genel sekreterin kapanış konuşmasıyla 13. spor şurası tamamlanacak. Basketbol Kulüpler Birliği Basketbol Federasyonu'nu uyaran bir açıklama yaptı. 8 kulübün imza koyduğu bildiride ülke basketbolumuzda maalesef ligler bugün oldu, henüz daha başlamadı. Günler, haftalar hatta aylar geçti ancak herhangi bir başlangıç tarihi ortada bulunmamaktadır. Sporcular, aileler, basketbol camiası liglerin başlamasını dört gözle beklemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ve bine yakın sporcusu olan spor kulüpleri olarak
basketbolumuzda yaşanan belirsizlikler kulüplerimizi, teknik kadrolarımızı, sporcularımızı, basketbol hakemlerimizi ve basketbol camiasını üzmektedir. Basketbol Federasyonumuzu bir an önce liglerimizi başlatmaya, liglerdeki yarışma kurallarını sahalarda ter döken, emek veren kulüplerimizle birlikte istişare ederek ve uzlaşarak yürürlüğe koymaya davet ederiz açıklamasında bulunuldu. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Bayou Cyprus Cup'ta Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi finale yükseldiler. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 55-45 mağlup ederek finale çıkan takım oldu. Bahçeşehir Üniversitesi ise Rauf Denktaş Üniversitesi karşısında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 62-36 galip ayrılarak adını finale yansırdı. Kupada 11 Kasım Cumartesi günü saat 18'de Bahçeşehir Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi saat 18'de Atatürk Spor Salonu'nda finalde karşılaşacaklar. Turnuvanın üçüncülük maçı ise saat 16'da Rauf Denktaş Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak. Emre Uyanık Türk U16 Handbol Ligi'nde finalin ikinci maçları bu gece oynanacak. Atatürk Spor Salonu'nda saat 18'de oynanacak kızlar finalinde ilk maçı alan Digem ile Şahlan takımları karşılaşacaklar. Maçı Digem'in kazanması halinde lig şampiyonu olacak. Şahlan maçı alırsa serinin üçüncü maçı yapılacak. Erkeklerde saat 19.30'da oynanacak olan finalin ikinci maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin 1-0 önde bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi bu gece kazanırsa seri üçüncü maça kalacak. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin kazanması halinde şampiyon olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 4. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı. A grubunda Galatasaray konuk olduğu Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Grupta 4-4 yapan Alman ekibi lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi. Grubun diğer mücadelesinde Manchester United deplasmanda Kopenhag karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 4-3 yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı lider Bayern Münih'i 4'er puanla sahip takımlardan averaj farkıyla Kopenhag 2., Galatasaray 3., 3 puanlı Manchester United ise 4. sıradan takip etti. Öte yandan maçın ilk bölümlerinde sahaya giren bir taraftar Filistin bayrağı açarak İsrail'in Gazze kentine saldırılarını protesto etti. Öne çıkan karşılaşmalarda Real Madrid konuk ettiği Braga'yı 3-0 mağlup etti ve C grubundan çıkmayı garantiledi. D grubunda Inter deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Grubun diğer mücadelesinde konuk ettiği Benfica'yı 3-1 ile geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı. Alınan diğer sonuçlar şöyle: Napoli 1, Union Berlin 1, Arsenal 2, Sevilla 0, Eindhoven 1, Lens 0. SEB Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe Opet'in ardından Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynavit'te kazanarak başladılar. A grubu ilk maçında Vakıfbank, Fransa ekibi Volley Malhaus Alsace'i 3-0 yendi. 88 dakika süren mücadelede Vakıfbank rakibi karşısında setleri 25-22, 25-13, 29-27 aldı. Eczacıbaşı Dynavit B grubu ilk maçında Macaristan ekibi Vasas Obuda Budapeşte'yi sahasında 27-25, 25-21 ve 25-17 set skorlarıyla 3-0 yenerek SEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Austin Rockets, Los Angeles Lakers'ı 4 sayı farkla 128-94 yendi. Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 7 rebound, 4 asistle oynadı. Son şampiyon Denver Nuggets konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-105 yendi. Nikola Jokic Golden State Warriors karşısında kaydettiği 35 sayı ve 13 reboundla takımını sırtladı. Böylece son şampiyon Nuggets bu sezon 8. maçında 7. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Philadelphia 76ers 106, Boston Celtics 103, New York Knicks 126, San Antonio Spurs 125, Charlotte Hornets 116, Washington Wizards 132, Indiana Pacers 134, Utah Jazz 118, Brooklyn Nets 100, Los Angeles Clippers 93, Chicago Bulls 115, Phoenix Suns 116,
Memphis Grizzlies 102, Miami Heat 108. Milwaukee Bucks 120, Detroit Pistons 118, Minnesota Timberwolves 122, New Orleans Pelicans 101, Oklahoma City Thunder 128, Cleveland Cavaliers 120, Dallas Mavericks 116, Toronto Raptors 127. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Tozlu mu tozlu havalar devam ediyor efendim. Devam ediyor 2-3 gündür. Hem görüş mesafesini bu tozlu hava daraltıyor, hem de bizi rahatsız ediyor. Özellikle astım olan, kalp krizi, kalp rahatsızlığı olan ve çocuklarımız, aman dikkat diyelim bu tozlu havalardan. Ne güne kadar gidiyor bu tozlu havalar? Bugünkü tahminime göre 11 Kasım'a kadar bu tozlu hava devam edecek. Devam edecek. Nereden geliyordu efendim? Tabii ki büyük, dünyamızın en büyük kirletici bölgesi olan Büyük Sahra çöllerinden geliyordu. Güneyli hava akımlarıyla bölgemizi de etkiliyordu. Biliyor musunuz? Bu Büyük Sahra'dan kalkan tozlar bazen Amerika'ya kadar, Avrupa'nın içlerine kadar giriyordur. Evet. Tabii ki alçak basınç sistemiyle nemli ve ılık hava kütlesinin etkisi devam ediyor efendim. Etkisi devam ediyor. Bugün Karpaz yöresinde bir sağanak yağmur geçişini ve Troodos'ta bir sağanak yağmuru görmek mümkün. Fakat genelde atmosferimiz parçalı, çok bulutlu geçecek efendim. Nereye kadar? Pazar gününe kadar efendim. Pazar gününe kadar havamız parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek. Pazartesi gününden itibaren oldukça nemli bir hava kütlesi geliyor ve özellikle 14 Kasım günü özellikle öğle saatlerinde etkili sağanak yağmur bekliyorum. Öğle saatlerinin akşama doğruya kadar bir sağanak yağmur, ondan sonra ne oluyor? Geç vakitten itibaren hava, sağanak yağmurlu hava geçiyor ve 15 Kasım'da bugünkü tahminlerimize göre havanın parçalı bulutlu olacağını söylemek mümkün. Bugünkü tahminlere göre 14 ve 15 Kasım'ı takip ediyorum. Özellikle 15 Kasım'ı da. Bugün Kıbrıs'ta hava diyorduk. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Karpaz yöresinde bir sağanak yağmur geçişini ve Troodos'ta bir sağanak yağmurun olacağını da tahmin ediyorum. Ve genelde havanın parçalı çok bulutlu olacağını da söylüyorum efendim. Evet, gelelim sıcaklıklara, en yüksek sıcaklıklara. Bugün yine mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde bir sıcaklık seyri olacak. Kesin mi? Kesin efendim. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 28 derece, Güzelyurt'ta 27, Lefke'de 24, Girne'de 26, Alev Kayası'nda 22, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te ve Zaferburnu'nda 25, İskele'de 27, Gazi Mausa'da 26, Larnaka'da 27. Biraz daha nereye bakıyorduk? Leymos'una bakıyorum. 27 derece, Baf 26 ve Troodos 18 derece efendim. Ve gecemiz parçalı bulutlu geçecek, parçalı bulutlu. Ve en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 15 derece, Lefke ve Girne'de 20, Alev Kayası'nda 16, Larnaka ve İskele'de 18, Gazi Mausa'da 17, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda en düşük hava sıcaklığı 18 derece. Ve geliyorum Leymos'una, 19 derece, Baf 18 ve Troodos
10 derece efendim. Ve yarın Kıbrıs'ta hava parçalı, çok bulutlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 29 derece. Lefke'de 27, Girne'de 28, Alev Kayası'nda 25, Larnaka, Gazimausa ve İskele'de 28, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda, Karpaz Yarımadası'nda 26, Limassol'da 26, Baf'ta 27 ve Trodos'ta 18 derece efendim. Evet, Kasım'ın hemen hemen birinci haftasını da bitiriyoruz. Evet, ılık hava, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava devam edecek pazara kadar. Ve pazardan sonra ne oluyor? Tetriken sıcaklıklarda bir düşüş bekliyoruz ki mevsim normalleri civarı veyahut az üzerinde seyredecek. Evet, ne diyoruz? Denizlerimiz pırıl pırıldır diyoruz. Ve denizlerimizde rüzgarlar kuzey sahilde, güney sahilde, doğu sahilde ve batı sahillerimizde kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Hem de Bofor kuvvetinde efendim. Ve orta dalgalı bir deniz 1-2 metrelik de dalga boyu olacak. Evet, havalar güzel. Sıcaklıklarımız mevsim normallerinin çok üzerinde. İsterseniz öğle saatlerinde bir deniz yapabilirsiniz. Deniz suyu sıcaklığı 25 derece civarında efendim. Pırıl pırıl denizlerimizde, ılık mı ılık denizlerimiz var diyelim. Evet, yağış istiyoruz efendim, yağış istiyoruz. Toprak suyla buluşması lazım. Kış gelmesi lazım. Sıcaklıkların düşmesi lazım. Ama bunların hepsi pazartesini başından başlayıp ileriki günlerde olacak olaylar. Yani biz 14'ünde, 13'ünün gecesi 14'ünde sağanak yağmur bekliyoruz. Sıcaklıklar da o günlerde mevsim normalleri civarı veyahut az üzerinde seyredecek. Fakat pazara kadar sıcaklıklar yüksek efendim. 28-30 derece aralığında. Evet, diğer yayınlarda buluşuyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın.